Arkadaşlar ben Ankara Kitap Fuarı'na geldim. Ve Ebru'yu kaçlı bulursak. Bir pro ile geziyorum burayı ve yani çok çok mutluyum. Şimdi de neredeyiz biliyor musunuz? Kemal Bey'e kitap imzalatacağız. Çok çok heyecanlı. Bugün ne var programımızda Ebru Hanım? Kütüphane yayınlarına uğradık. Kemal Bey'den imza alacağız. Bir şey söyleyecektim ama kendim olmadığı söylemeyeyim. Kütüphane yayınlarına uğrayacağız. Metis'le halimiz maalesef yok. Gelmemişler. 2-3 yıldır gelmiyorlar. Zaten genelini dolaştığımız zaman artık biraz azaldığını göreceğiz. Sele uğrayacağız. Bir tane daha vardı. Yapı Kredi aslında en önemlisi. Yapı Kredi'ye uğrayacağız. Arada bakacağız işte bakalım. Dolanacağız. Programımıza bakın arkadaşlar. Bir de burası inanılmaz kalabalık. Çok. Yani girişte sırayı çekmedim utanıp yani hani insanların burnuna kamera sokmayayım diye de yani olacak iş değil. İnanılmaz bir sıra var. Burada yani 2000 kişi falan vardır herhalde. Daha fazla da olabilir. Kapıda yalnız insanlar şöyle Ankara'da burada çok kitap okuyan var mı ya falan diye insanlar herkes burada yani. Şu an evet. Yani hayatında en az bir kitap okumuş olan herkes burada. Kesinlikle. Arkadaşlar ben Lala gibi geziyorum tabii ki. Ebru Hanım'dan bazı teknik bilgiler aldım. Mesela kendisi bana bir kitap hediye aldı. Kendisine ve bana. Ne şimdi bu kitabın hikmeti? Şimdi biz aslında fuarda amacımız iğne gibi. Böyle herkesin aldıklarını ya da gördüklerini, bildiklerini değil. Böyle aradan cımbızla çekerek özel özel kitapları alacağız. Ve onları okuyacağız. Daha mutlu olacağız. Aynen öyle. Aynen öyle arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bakın kenarda köşede kalmış baskısı olmayan falan bir sorun yine galiba değil mi? Evet. Gittiğimiz yayın evlerine. Adam zaten kitap var mı diyorum. Kapağı tanıdık gelmedi aslında diyor. Ben kendim aradım buldum yani. Çok komik yani imzasını aldığımız bir yazarın kitabını bilmeyen bir görevliyle muhatap oldu. Yazarı enteresan. Kim dedi? Yazarı kim dedi? Ben de yanında şöyle duruyor yaptım. Hanımefendi. Şöyle yaptım. Şöyle yaptım. O da böyle yaptı. Ama keyifli geçiyor. İletişim yayınları da gelmemiş bu arada. Şükran Yiğit'in kitabını alacaktım ama hatta fuar için beklemiştim. Maalesef yokmuş. Nereye geldik? Biz çocuk kitaplarına geldik galiba. Galiba. Burası yani devasa ya. Yani hiçbir yeri çekemedim doğru düzgün. Çok kalabalık çünkü ben de utandım insanların burnuna kamera sokmamak için. Ebru Hanım'a şimdi dinlenmeye gidiyoruz. Resmen oturup bir şeyler için. Son bir siyaya baksak olur mu? Tabii ki. Evet bakalım. Siyayı gördüm şu anda. Haydi. Bir şey var mı diye bakıyorum. Dün kitap fuarına çıktık. O arayı hiç çekmemişim. Ebru Hanım'a bir kahve içtik. Ayrıldık. Bugün de şimdi Diyarbakır'daki butik kitapçılara geldim. Bu Ebru Hanım'ın çok sevdiği bir kitapçı. Merak ediyordum. Ve Ebru Hanım'la Demir de geliyor birazdan. Bu Ankara'da yani ne kadar güzel bir kitap gezisi oluyor benim için ya. Sizi burada bulmuşken şöyle bir şey sorsam, 3 tane kitap önerseniz mesela, şimdi bu videoyu izleyenlere, 3 tane böyle kolay karşılarına çıkmayacak ya da sizin için özel 3 kitap. Şimdi bunu önden sor. Hemen şöyle çıkartıyormuşum. Hemen bak, hayatın gizli hazları. Ha, bir dakika o zaman bulalım onları, orada. Çekelim. Ha, bana aldığınız kitap mı yoksa? Arkadaşlar şu hediyeme bakın. Divanımdaki erkekler. Ha, divanımdaki erkekler. Onu da varsa gösterelim. Kurgu dışı oluyor ama bunlar. Tamam. Olur mu? Olur. Bir tane de kurmaca bir şey belki söylersin. Bir tane de kurmaca bir şey söyleyelim. Kararınızı verdiniz mi? Verdim. Hemen kopya çekiyorum kendimden. Buyurun. Notos'tan herkes başka biriyken kim kimdir? Tamam. Şuraya koydum ben kitap kapağını. Diğeri de Siren yayınlarından Ülkenin Sonuna. Müthiş. Süperdir ikisi de. Özellikle Ülkenin Sonuna'yı okuduktan sonra böyle kitap bittikten sonra son yazarın notunu okuduğunuz zaman o kitap çok çok daha anlamlı olmuş olacak. Bunu da böyle parantez olarak ekliyorum. Ben bunu Kasım okumalarıma ekliyorum. Bir de sizin bir tane efsane bir öykü kitabı var çok sevdiğiniz. Onu şurada bir yerde gördüm. Yes. Dönüş mü? Tim Winton aynen dönüş. Evet siz bunu çok seviyorsunuz. Bayılıyorum.
çok çok iyi. Yalnız onu okurken bazen şöyle yapıyorlar. Öykü severler arada böyle kitapları alıyor. Tek tek bir öykü okuyayım, iki öykü okuyayım. Sonra mola vereyim, okuyayım diyorlar. Bu çok mantıklı. Fakat dönüş için değil. Dönüşü tek seferde okumaları gerekiyor. Çünkü okudukça birden ilk okuduğunda 30-40 sayfa, 80 sayfa sonra durup böyle kalıp yoksa bir numarası diye var. Evet. Eyvah. O yüzden tek seferde okumanız lazım. Muazzam. Aklınızda bulunsun. Evet, şimdi de Dost Kitap Evi'ne geldik. Ama en merak ettiğim yerlerden bir diğeri. Yine Ebru Aykaç rehberliğinde geziyoruz. Nedir böyle arkadaşlar? Bir bilinmeze doğru gidiyor. Çok iyi. Tamam. Bir susturan mı var? Genç susturan. Aa, bu yeni çıkmış. Çukur. Evet. Şey Hüseyin Can Erkin çevirmiş. Nice. Arkadaşlar kitap evinin orta yerinde böyle bir ağaç olması şoku. Harika görünüyor. Burası yani devasa bir yer. Vallahi kafam karıştı. Nereye saldıracağım şaşırdım. Yani bakın Latin Amerika, Amerika diye gidiyor ve bütün ülke edebiyatları burada ayrı ayrı kendilerine ait rafları var. Bu nasıl olabiliyor anlamış değilim. Yoksa Çek edebiyatı rafı var ya. Valla aklım kaçıracağım. Az önce Ebru Hanım'ın tavsiye ettiği bakın kitap burada ülkenin sonuna David Cross'un. Bir de bir şey daha aldık ipucu. Burada çok sirkülasyon olduğu için hiçbir kitap, yani basımı olmayan eski kitaplar falan hemen yok oluyormuş. Tabii saniyesinde alıyorlar. Haklı olarak. Aklınızda bulunsun. Bunu da aldık. Ay, evet nihayet geldim. Ne yapıyorum? Doğrulamadım da. Şuraya bir uzanıp konuşayım demiştim. Bavulumu yaptım. Yola çıkıyorum. Harika bir gün geçirdik yine. Allah'ım çok seviyorum Ebru Hanım'ı da, Demir'i de. Çok güzeldi. Yemek yedik. Ebru Hanım yemek ısmarladı bana. Çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Şimdi de bavulumu yaptım. Yola çıkıyorum. Ankara macerası bitti. Bugün tekrar bir fuara gider miydim acaba falan diye düşündüm ama hem fuarı bayağı bir gezdik hem böyle hayal ettiğim kadar çok çeşitli şeyler yoktu açıkçası. Ben biraz böyle eski basım şeyler bulunur bilmem ne falan diye düşünüyordum. Hiç öyle olmadı pek. O yüzden bugün gitmedim tekrar. Bir de çok kalabalıktı dün zaten. Pazar bugün yani kim bilir daha ne kadar kalabalık olur diye. Güzel biraz çalıştım odamda. Gittim kitapçıları gezdim Ebru Hanım'la. Şimdi de yolculuk. Çok çok hoş. Memnun kaldım bu tatilden. Bu mini Ankara kaçamağından neler aldım, hangi kitapları aldığımı da şimdi tek tek anlatırım. Evet, kitap fuarından aldığım şeyleri göstereceğim şimdi. Ve Ankara'daki diğer kitapçılardan aldıklarımı. Aslında Evrensel'den o gün bayağı bir alışveriş yaptım. Fakat Evrensel daha sonra eve gönderelim dedi. İki gün sonra da gönderdiler gerçekten. O yüzden onların gelmesini bekledim. Şimdi fuardan aldıklarımızla başlayalım. Hani Ebru Hanım'la sürekli birbirimize hediye alma şeklinde ilerleyen bir fuar oldu aslında bakarsanız. Orhan Umut Gökçek'le karşılaştık orada ve bana kitabı Tuşu hediye etti. Çizgi romanı. Mükemmel görünüyor açıkçası. Bunu bir an önce okumayı planlıyorum. Bir de bana olağanüstü bir biçimde imzalamış kendisini de çizerek. Allah'ım harika. Yani çok çok heyecan verici. Erendiz Atasu oradaydı ve kendisinden imzalı bir kitap alma şansı doğdu bana da. Kadınlığım, Yazarlığım, Yurdum adlı kitabını aldım ben kendisinin. Çok da mutlu oldum tanıştığımıza da. İsmimi çok beğendiğini söyledi. Vallahi sağ olsun, ne kadar özel bir sevgi. Kemal Varol'un Babamın Bağlamasını almıştım ama kendisinden imzalı şekilde ciltli baskısında görünce ona da imzasıyla aldım bu kitabı. Çok çok mutlu oldum. Siz de zaten Ebru Hanım'ın sanırım videosunda belki izlediyseniz görmüşsünüzdür kitap fuarı videosunda o anları. İki tane Paul Auster aldım ben de olmayan. Biri kendi deneme kitabı herhalde, anı kitabı aslında. İç Dünyamdan Notlar adlı, kendi ağzından kendi dünyasını araladığı. Bir diğeri de Son Şeyler Ülkesi'nde. Ben bunu almışım eğer İstanbul'da ama tekrar aldım personel Olga Rowe'nun. Ve Ebru Hanım'ın arayıp tarayıp baskısı bulunmadığını söyledi. Sanırım baskısı yokmuş bir süredir.
kendisine alıyordu, bana da hediye etti. Bir gün bunu konuşmayı bırakacağız ama bugün değil. Arina Obuğ'un Alfa'dan basım şu an bu kitabı. Vallahi çok tatlı görünüyor. Şimdi orada yine Ebru Hanım'ın bana aldığı bir başka kitap. Angela Carter'ın Sirk Geceleri. Bu da kendisinin hediyesi ve çok seveceğimi düşünüyorum. Oradan yine aldığımız bir başka kitap, Itaki'den aldık bunu. Andrej Jid'in Ahlak Karşıtı adlı kitabı. Itaki'nin oradayken bir de aşırı tatlı bir çalışan vardı orada ve bize bu kitaba bakarken tam Itaki Modern yeni çıkardığı Hunter S. Thompson kitabı Screwjack. Bunu bana ve Ebru Hanım'a hediye etti. Çok teşekkür ederim buradan kendisine eğer izliyorsa. Handke'nin Karanlık Bir Gecede Sessiz Evimden Çıktım adlı kitabını aldık Siyah'dan ama ben bunu yine almışım İstanbul'da unutup. Yine fazladan oldu. Aslında Siyah yayınlarından bunları bize hediye ettiler. Çok da utandım aslında bu tatlı şey karşısında. Çok sevimli bir hanımefendi vardı orada. Yani utandım vallahi hediye olmasına. Çünkü Ebru Hanım'la birbirimize habire kitap alıyorduk. Ben alacağım, hayır ben alacağım şeklinde. O sırada hediye edildi ikimize de. Bir diğeri de Borges ve ben. Bu da merak ettiğim bir anı kitabı sanırım. Öyle bir şey. Domingo'dan yeni çıkmış merak ettiğim bir kitap gördüm orada. Kendime Notlar adlı. Emily Pine imzalı bir kitap. Bu da yine böyle taptaze çıkmış bir kitaptı. Merak edip aldım. Evet, bunlar Evrensel ve Dost Kitap Evi'nden aldıklarıma geçiyoruz şimdi. Öncelikle iki tane Ebru Aykaç hediyesi var yine. Bunları Evrensel Kitap Evi'nde bana hediye etti kendisi. Biri Hayatın Gizli Hazları adlı kurgu dışı bir kitap. Bunu çok seveceğimi ve kurmaca bir şey okurken yandan okumamı istediğini söyledi. Ebru Hanım tabii ki görev edindim bunu. Bu ay için başlayacağım bu kitaba. Bir diğeri de Şükran Yiğit'in Burası Radyo Şarampol ve bir tane Ankaralı ünlü bir kitabı daha vardı. Kendisinin yepyeni bir kitabı çıkmış. Bir novellası, Bir Kış Yolculuğu. Ebru Hanım'ı çok sevdiği için Şükran Yiğit'i benim de seveceğimi düşündü. Ben de henüz okumadım. Ben de böyle keşfedeceğim kendisine. Orada aldıklarım ama bana yeni gönderilen kargoyla kitaplarına geçelim. Papini'nin uzun zamandır hiçbir yerde baskısını bulamadığım meşhur klasiği Gog. Bunu gördüm ve aldım tabii ki hemen. Çünkü bulamıyordum baskısını ve çok istiyordum. Orada bayağı baskısını bulamadığım kitaplar bulup aldım. Çok sevindim. Mesela bu da evet bende aynen yoktu. Oswald amcam, Roald Dahl'ın bir başka kitabı, yetişkinler için yazdığı kitaplardan biri bu. Bir diğeri John Foss'un Üçleme adlı kitabı. Bu da bayağı merak ettiğim bir kitaptı. Oliver Sacks gördüm aslında. Ama bende olup olmadıklarına emin olamadığım için bir tek aralarında bende olmadığına emin olduğum Mars'ta bir antropolog adlı kitabını aldım. Miriam Tully'nin Soveto Öyküleri adlı vakti zamanında basılmış Pencere Yayınları diye hatta hiç bilmediğim bir yayın evinden basılmış bir kitabını görmüşken alıverdim. Bunu da bayağı yani hiçbir yerde görmediğim bir kitaptı. Eli Smith'in bulamadığım bir kitabı İlk Kişi ve Diğer Öyküler. Bunu görmüşken aldım yine Evrensel'den. Carlos Fuentes'ten Diana. Yine yani kim bilir nasıl bir şey bu. Fuentes bir an önce külliyatına dalmak istediğim yazarlardan biri. İlgimi çeken bir başka yazar olan Clarice Lispector'dan Yaşam Suyu adlı kitabı görmüşken aldım. Monocle'dan vakti zamanında yayınlanmış ama ben hiçbir yerde görmüyordum. Uwe Timm'in yine görmediğim bir kitabı Kuş Çayırı. Bunu aldım. Amélie Nothomb'un Piyasada Olmayan Kış Yolculuğu adlı kitabını bulmuşken aldım. Diğer Amélie Nothomb'lar bende var. Alfred'e Jelinek'in Piyanisti ve işte bir başka kitabı daha. Neydi adı ya? Hatırlayamadım valla. Onlar Itaki Modern'den yayınlanmış ve ortalıkta geziniyordu. Ama iletişimden yayınlanmış olan Michael Çocuksu Topluma Genç kitabı. Yani ben görmemiştim hiçbir yerde. Bunu görmüşken çok sevinerek aldım. Forrest Gander'ın İzi. Bende var mıydı yok muydu hatırlayamadım. O yüzden aldım. Per Olav Enquist'in merak ettiğim bir romanı Ölümün Mavi Işığı. Bu da çok eski bir basım değil aslında galiba. Ha yok, 2019'da basılmış. Bu İsveç edebiyatı klasiğini de görmüşken alayım istedim. Bernard Schilling'in yeni kitabı çıkmış. Sanırım bu kitap yeni yani ben yeni gördüm ya da. Yok, hiçbir şekilde yeni değil. evet yeni tabii ki. Evet yeni vallahi çok sevindim. Gordion Fionn'u Bernard Schilling'in
Diğer kitapları da var bende. Onların yanına gidecek bu da. Bir an önce de okumayı planlıyorum. Ve son olarak Bir Yazar Gibi Okumak. Kıraathane Yayınları benim çok sevdiğim bir yayın evi. Onlardan çıkmış olan bir kurgu dışı kitap. Kitap severler ve kitap yazmak isteyenler için bir kılavuz. Francine Prose imzalı. Şöyle kalınca da bir metin. Ama Kıraathane'nin genelde beyaz sayfaya basılıyordu kitapları. Bu sefer onlar da herhalde kağıt fiyatları yüzünden mi bilmiyorum neden ama beyaz kağıda basmıyorlar artık galiba kitaplarını. Son olarak Evrensel'den çıkıp Dost Kitap Evi'ne girdik. Oradan aldıklarıma geçeyim şimdi. Yasımı Tutacaksın. Bayağı merak ettiğim bir kitap. Alakarga'dan çıkmış vakti zamanda. Larry Collins ve Dominic LaPierre imzalı. Yanılmıyorsam, yanlış okumadıysam. Şöyle bir de bayağı hoş bir ciltlimsi bir kapak tasarlanmış kendisi. Ciltli ne alaka ya? Ne deniyordu buna? Ay. Hay Allah. Neyse işte kitabı çok merak ettiğim için aldım sonuçta. Ebru Hanım'dan da güzel bir referans dinledim. Peter Handke'nin hiçbir yerde görmediğim, yine piyasada uzun zamandır olmayan, Aylık Adam'dan basılmış olan Hiç Kimse Koyunda Bir Yıl adlı kitabını gördüm ve çok sevinerek hemen kapızladım. Ay, Ebru Hanım'ın içine yazdığı tatlı bir notla birlikte Çukur adlı yeni çıkan Siren Yayınları'ndan Can Erkin çevirisi, Hiroko Oyoma'da imzalı Çukur'u aldım. Bunu da hemen bu ay okumayı planlıyorum. Jean-Baptiste Delamont'un Hayvan Hükümranlığı adlı Can Yayınları'ndan yeni çıkan romanını aldık. Bir tane kendimize, bir tane Ebru Hanım'a, ikimiz de aldık bunu. Matteo Bussola'nın Serenat Yayınları'ndan çıkmış bir kitabı. Serenat Yayınları'nı da hiç bilmiyorum açıkçası. Ama böyle İtalya'da bestseller olmuş ve böyle hani tatlı bir okuma tecrübesi olabilir diye merak edip aldım. Kızlarım Büyürken Babalık Üzerine Düşünceler diye tuhaf bir kitap. Ne alaka, nereden çıktı bilmiyorum bu kitabı almak ama enteresan geldi bana hikayesi. İki tane de sinema kitabı aldım aslında. Biri Alfa'dan vakti zamanında yayınlanmış Michel Chion imzalı Gözleri Tamamen Kapalı Eyes Wide Shut filminin böyle bir film kitabı. Bir diğeri de Linda Seger'in ismiyle beni tavlayan iyi bir senaryoyu harika hale getirmek adlı. Benim çok çok ihtiyacım olan önce iyi bir senaryo yazmak sonra da onu harika bir hale getirmek adlı iki ihtiyacımı karşılamasını umduğum bir kitap aldım uzun zaman sonra, bir sinema kitabı. Böyle çok güzeldi Ankara tecrübesi baştan sona. Çok mutlu oldum. Buradan tekrar önce Ebru Hanım'a, sonra işte herkese, tüm kitapçılardaki herkese çok teşekkür ederim. En kısa zamanda tekrar Ankara'ya gitmeyi hayal ediyorum. Başka gezemediğim kitap evleri oldu. Onlara gideceğim ve Dostu Evrensel'i şöyle 2-3 saate yayıp tekrar gezeceğim. Evrensel'de özellikle bayağı piyasada olmayan kitaplar var. Tibolar Üçlemesi'nin 3. kitabını gördüm mesela. Başka bir sürü şey gördüm. Ebru Hanım'ın rehberliği de çok işe yaradı gerçekten. Harikaydı. Böyle. Görüşmek üzere.